Hem hoş geldiniz nikahımıza. Hoş geldiniz nikahımıza. Çok sağ olun. Altınımızı gördüğünüz gibi aldık ne geldik. Ne kadar, nasıl çok, bir incelik. Takı töreninde. Evet. Çok. Aldın geldi. Üçüncü işbirliğimiz aslında bu. Sen o fırtın oyunu, ayna oyunu. Ve Avrupa'nın içinde de ilk defa Türkiye'de bizde oynanıyor olacak oyun. Duman olacak. Geliyor. Çok iyi. Duman geliyor. Zaten açılışımızı ortaklarımız Koray Candemir ve Harun Tekin'in şakalı akustiğiyle yapıyoruz. Daha sonra da çok hayallerimiz var. Bir gazino konsepti, bir planımız var. Unplugged biz. Evet. Hemen ben gelirim. O kadar yani o 80'leri 90'ları özlüyoruz ki bir taraftan. Öyle. Yani bir sürü kişiyi ağırlayacağız. Biz prova yaparken inşaat yapan beyefendinin bir şeyi yapmaya çalışıyorum. Kesin provayı dediğini. Ve bizim onu bekleyip böyle ezber alırken tamam bekliyoruz deyip adamı kazmaya devam ediyor. Tamam şimdi devam edebilirsiniz dediğini hiç unutamıyorum. Böyle yıllardır birbirini görmeyen iki arkadaşın karşılaşma ve birbirlerini burada, buranın içinde buluyor olmaları beni çok duygulandırdı. Böyle ya kesin buraya geliyordur ya. O da yani hani böyle şeyleri sever. İşte evet, karşıma burada çıkar diye düşünmüştüm. Böyle karşılaştık ya, tamamen bizim oyunlardan ya da başımıza gelecek bir şeyden çok alakasız bir anı ama. Alican geçen gelmiş, Ayhan'a diyor ki annemin oyununa bilet satacağım, kalk diyor. Ben aferin oğlum, böyle yetiştireyim. Evet. Hep benim oyunlarım. Evet, merhabalar. Bugün Dastas'a geldik çünkü bugün Dastas'ta bir nikah var. Leyla ile Joel'in nikahı. Hem 8. sezonu da konuşacağız. Evet efendim. Hem hoş geldiniz nikahımıza. Hoş geldiniz nikahımıza. Çok sağ olun. Evet, baktık nikah törenleri çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Biz de bir nikah yapalım. Biz de altınımızı gördüğünüz gibi aldık. Ne kadar, nasıl bir incelik. Takı töreninde. Evet. Çok teşekkür ederim. Kesemiz hazır değil. Kesemiz hazır bana değil. Bana takabilir. İç içe olarak. 8. sezon hayırlı olsun. Çok hepiniz hayırlı olsun. Dastas 8 senedir bizimle birlikte ve harika bir 8 yıl geçirdik. Evet. Dolayısıyla şimdi yukarıda onları konuşacağız ama böyle bu düğün mizanseniyle de çok güzel bir giriş oldu gerçekten. Evet. Bakalım 8. sezonla ilgili neler evet anlatacaksınız. Sen de bizi aynı zamanda hiç yalnız bırakmadın. Ya. Lafını da kestim ama gerçekten senin de emeğini burada söylemeden geçirmeyiz. Teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ederim. Her zaman sahneleri açtınız. Her zaman burada çok güzel çekimler yaptık. Bir tane daha yapıyoruz şimdi. Kendi YouTube kanalımızda. Evet. Hayırlı olsun. Evet. 8. sezonu konuşmaya başlayalım. Yavaş yavaş da yukarı çıkalım. Çıkalım. Çünkü şu anda sahnede hazırlıklar devam ediyor. Tabii nikah hazırlıklarımız evet başladı. Tabii bu akşam premier var. Evet. Evet. Heyecan dorukta. Evet, Dastas'ın en heyecanlı günleri premier günleri oluyor. Bir de oyun çıkmadan önce. Hazırlığı da uzun oluyor. Hazırlığı da evet. Ya en çok tabii genel prova çok heyecanlı oluyor. Genel provanın verdiği böyle heyecan başka. Tabii. Ama premier ondan da başka. Bir de biliyorsun bir ikinci oyun garabeti vardır. Evet. Nasıl olacak o ikinci oyun, ikinci gün ne şekilde olacak falan. Ben tam ortanıza gireyim, sen şöyle geçsin. Ben evet, ben ortanıza gireyim, sen geçsin. Ama önce altını mı takayım? Altını. Takılan şey geri verin. Evet. Biliyorsun. Evet, biliyorum. Şaka peki bu 8. sezonun uğuru olsun. Ay çok teşekkür ederim. Nikah hayırlı olsun çok efendim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Darısı başınıza inşallah. Kısmet, kısmet olmuşlar. Bakalım Leyla ile Joel'ler inşallah mutlu olurlar ama 8. sezona başlamadan önce hazır altınımı da takmışken bana bari birazcık Leyla ile Joel'den yani yeni oyun ...dan bahsedin çünkü premier onunla başlıyor, sezon onunla başlıyor. Dolayısıyla nasıl bir oyun bizi bekliyor? Çünkü biz de izlemedik henüz. Bundan sonra bu akşam evet izleyeceğiz. Ben aslında oyuncularla başlamak istiyorum. Oyuncu arkadaşlarımız çok güzel bizimle beraber bu sezona çok iyi hazırlandılar. Aytek, Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya ve Uğur Uzunel. Ve sürprizlerle İlham Yazar yönetti oyunu. Ayna bizim için çok özel bir oyun. Bütün oyunlarımız öyle oluyor sezon başlarken. Ama Ayna'nın tabii bir ön hikayesi de var. Mert'in uzun süredir hı hı böyle ilk senin de öyle araştırdığı, bulduğu, çabaladığı da bir oyun. Hala da yurt dışında sahnelenmeye devam ediyor. Değerli, güzel bir oyun bizim evet için ama. Sam Hong evet Fırtın aslında Türkiye'de ilk sahnelenen oyunlarından bir tanesi olacak. Almedia Tiyatrı'yla, Almedia Tiyatrosu'yla Londra'nın çok önde gelen, böyle hep etki yaratan tiyatrolarından bir tanesi. Onunla yaptığımız üçüncü işbirliği. Bizim Tom Bazin oyunlarını almıştık aynen daha önce onlardan. İlk Türkiye'de oynama hakkını vermişlerdi bize. Sonra yine bu yaz aslında Darkfield diye bir proje yaptık. Almedia Tiyatrı'nın da hı-hı içinde olduğu yaratıcılarının.
böyle konteyner içi deneyimlerin olduğu uçuş ve hatta birlikte seslendirdik. Seans diye seans. İki ayrı içerik. Böyle o hatta şu anda Fringe Tiyatro Festivali'nde de sahnelendi. Orada da aslında gördüm. Şimdi burada da İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş gibi yerlerde alanda olacak. Almanya ile üçüncü işbirliğimiz aslında bu. Sam Hawkford'un oyunu, Ayna oyunu. Geçen sezon, bütün sezon boyunca İngiltere'de oynadı, birçok ödül aldı. Tony Award'lar aldı falan, böyle birçok iyi ödüller aldı oyuncuları ve yazarı. Bu sene de ilk defa Türkiye'de, Avrupa'nın içinde de ilk defa Türkiye'de bizde oynanıyor olacak oyun. Evet, bu arada ödül demişken güzel bir haber aldık biz. Wow, bugün premierle beraber onun aslında mutluluğu da var. Geçen sene sahnelediğimiz Ersan Montan yönettiği Titus Kompleks oyunu da Türkiye Eleştirmenler Birliği'nden yılın en iyi oyunu seçildi. Bravo. O yüzden böyle çifte bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü sen biliyorsun zaten oyunu. Çok çok iyi. Çok böyle oyun. Çok emek gerek. Ya bütün oyunlar öyle ama fiziki olarak da oyuncuları değil sadece teknik ekibi de çok yoran bir oyun. Teknik ekibi gerçekten hakkını vermek lazım. Oyuncuların da öyle. Diğer oyunlardan farkı da evet sizin performansınız çok yüksek ve çok yüksek bir performans gerektiriyor. Zaten iki katta ayrı ayrı oynuyorsunuz merdivenler ve işin içinde dijital vardı, kamera var. Biz hem ekrandan izliyoruz hem canlı izliyoruz. Ama sürekli de değişen bir perspektif var ve o insan gücüyle de değişiyor sahne. O yüzden çok zahmetli bir oyundu ama bir o kadar da etkiliydi. Evet. Bu sezon devam ediyor. Arka tarafta dediği gibi aslında Didem'in böyle inanılmaz bir ekip işi var. Bu ekip aslında görünmüyor. Tabii. Biz onları ancak alkışta yani finalde görebiliyoruz. Evet. Hatta bir kısmını göremiyoruz. Göremiyoruz yukarıda. Olduk. Fotoğraf seçenler var, resim seçiciler var. Rejili çünkü. Reji var. Evet. Yani bizim hep böyle senin programlarında da olduğu gibi rejiye de teşekkür ederiz. Evet. Onlar ama görünmez. Gerçekten görünmez çok kahramanı olan bir oyun. O yüzden onu kahramanlara biz de bu ödülü onlara gerçekten armağan ediyoruz. Veriyoruz. Evet, gerçekten açık sahne var. Şu an tam arkasında bulduğumuz. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, aynen burası. Tam çünkü buradayız. Evet. Açık sahnenin çünkü önündeyiz. Bu sene açık sahnede 15'ten fazla tiyatro topluluğunun sahne gördüğü bir program var. Çok değerli. Bu program 3 yılda aslında inşa olmuş oldu bu topluluklar. Birbirimizi bulduk. Zaten hep birlikte yürüyorduk onlarla. Biri olmasa zaten hep eksik hissediyorduk. Şimdi sağ olsunlar programlamayı birlikte yapıyoruz. Burada birlikte açık sahneyi var ediyoruz. Pandeminin bize en önemli çıktısı oldu olmuş olabilir gerçekten açık sahne. Alternatif sahnede de öyle bir sürü oyunumuz var. Daha çok stand-up'lar oluyor orada. Yani aslında böyle biz Dastas'ta 3 ayrı sahneyi de 3 ayrı konuma soktuk. O güzel bir şey oldu. Yani her sahnenin kendi içinde bir dinamiği var. Kendi tarzında konukları var. O yüzden de Dastas böyle aynı anda 3 performansın, bazen hatta Smash dedi hani böyle bir şeyler olduğu zaman 4 performansın aynı anda olduğu bir alan oldu. Bu da hani böyle bir dediği gibi Mert'in aslında yani bu sene olan bir şey değil, 8 senenin getirdiği bir şey. O yüzden de seyirciyi Dastas'ta bu sene çok yoğun bir program bekliyor. Yani hiç bakmadan herhangi bir akşam Dastas'a gelse de eğer bilet bulursa büyük sahnede de alternatifte de açık sahnede de izleyebileceği çok iyi oyunlar olacak. Geçen sene 728 tane etkinlik yapmışız. Wow, 728. Bu yıl 728'in de üstüne üstü olacak. Evet, 900'ün üstünde yapacağız. Evet. Yani neredeyse 1/3 bir oranında %25 en az artmış. Çünkü yazı da çok hareketlendi ve Bursa var tabii hayatımızda. Evet, Bursa'yı da bir parantez açsak mı Bursa'ya Dastas? Mutlaka açalım çünkü orada sinemamız da var. Evet, yani orada böyle 10 salonlu bir sinemamız var. Ve sinema bizim aslında geldiğimiz yer bir yandan. Benim işte alanda okuduğum aslında, okulunu okuduğum, sonra oyunculuk olarak okuduğum benim için çok özel bir yeri var. Sinema salonunun işletiliyor ve orada var oluyor olması, programını yapabiliyor olmamız da beni çok heyecanlandırıyor. Orada yine bir X Media müzemiz var. Yine bir Smash sahnemiz var. Dolayısıyla böyle müzik, canlı müziğin çok aktif olduğu, yine stand-up çok fazla olduğu ve yine buradaki gibi ana sahnemiz var. Ana sahne demişken o Bursa'da böyle gerçekten geçtiğimiz Sanat Mahalle işte böyle bu onun da herhalde bir 8-9. Yılına girdik Sanat Mahalle'nde. Oradan beri aslında oluşturduğumuz bir seyirci var. Bir seyirci potansiyelimiz var. O bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor orada. Ana sahnede yine Tuz Biber olacak bu sene. Sarp Akkaya, Begüm Akkaya olacak. Kaan Sekban'dan da sahnede Sekban, olacak. Tabii Melikşah olacak. Deniz Göktaş. Deniz Göktaş olacak. Baturay olacak.
Evet. Ondan sonra atlamadık değil mi kimseyi? Yani, kopya çekebilirsin. Yani, bence de. Yani çok fazla var hani böyle evet, evet, tek hangi sayalım evet. Çok değerli arkadaşlarımız Alpay şimdi... Erdem, Özge Özel çok değerli evet. Arkadaşlarımız. Çok keyifli kadın stand-upçılarımız da var bu evet, arada. Ben evet. Özellikle son zamanda onları özellikle izlemek istiyorum. Aynen. Ve acayip başarılılar. Buradalar çok işte. Görüyorum. Özge Özel de burada, Bengi evet. Apak da burada çıkacak sahneye. Hepsi last evet. Last'ta. Alternatif sahnede olacak onlar. Her şey Avrupa yakasında yoğunlaşmışken ve tüm oyunlar, bütün iyi şeyler hani orada oluyormuş gibi görüyorduk, öyle algılıyorduk ya. Elbette şehrin farklı noktalarında çok güzel şeyler, alternatif tiyatrolar var, özel tiyatrolar var. Ama Dastas gibi bir kompleksin içine bu kadar sahnesi olan, bu kadar da farklı aslında konserler, etkinlikler sunan bir platformun Anadolu yakasında, Ataşehir'de olması çok kıymetli. Artık buradakiler hani ellerinin altında bir kültür merkezi diyorum ben artık buraya. Kültür merkezleri var ve kolay ulaşılabilir olması çok güzel. Burada inanılmaz bir enerji, sinerji yarattınız. Şimdi onu Bursa'ya taşıyorsunuz. Anadolu'ya gitmek tabii o kadar keyifli ve inanılmaz. Orada da ilgi görüyorsunuz yani. Evet, hep şey nasıl olur ama. Acaba? Hani böyle soru işareti olur belki insanların kafasına, döndürebilir miyiz olur mu, ama gayet iyi gidiyor. Yok. Bursa dediği gibi ama Mert'in Bursa'da da yani Sanat Mahal'den bugüne gelen evet. Bir süreç var ya. Aslında artık seyirci bizi yani. Tanıyor ve hazırdı. O yüzden bir de yani şöyle bir şans var ki buradaki oyunlar oraya gidebiliyor. Evet. Yani bu işte. Onlar için de büyük bir şans. Evet. Bizim için de büyük bir şans. Biz iki tarafta da bütün oyunlarımızı oynatma şansımız oluyor. Evet. Ankara'da işte açık havada çok fazla talebi oluyor ve hani gidiyoruz. İşte Joseph K'yı oynadık. Şimdi İzmir'de keza öyle. Bir de artık hani biz sadece bizim Dastas'ın kendi oyunları gibi görmüyoruz. İşte D22 burada premier yapacak. Hı hı. İşte Nora oyunu İKSV'nin de festivalinde olan oyunlardan bir repertuarında burada yine premier yapacak. Bizim yine Yalnız diye Ümit'in işte yönettiği oyun yine burada premier yapacak. Ya birçok şeyin de aslında tiyatronun da Cansel Elçin'in işte Missouri oyunu var. Hı hı. O burada premier yapacak ve çıkmaya devam edecek. Sahnesi olmuş olduk aslında. Bizim evet. için o içerikleri Bursa'ya taşımak, o içerikleri Ankara'ya taşımak, farklı illerde birlikte olabilmek de çok önemli. Bir çeşit aslında sanatın, sanatçının, üretenin bir buluşma noktası olmak derdimiz. Müzik de keza. Müzik öyle çok yani güzel konserler oluyor. Evet. Asıl konserlerimiz sizde. Kim? Zuhal Olcay geliyor. Çok iyi. Duman geliyor. Zaten açılışımızı ortaklarımız Koray Candemir ve Harun Tekin'in şakalı akustiğiyle yapıyoruz. Daha sonra da çok hayallerimiz var. Bir gazino konsepti, bir planımız var. Unplugged biz. Evet. Hemen ben gelirim. O kadar yani o 80'leri 90'ları özlüyoruz ki bir taraftan. Yani bir sürü kişi ağırlayacağız ama hani böyle şimdi bu hazır çok yakında duyunca hemen gelebileceğiniz Zuhal Olcay'a hazır olun diyorum ya, ben çok heyecanlıyım. Ben Gevende'ye de çok heyecanlıyım. Zuhal Olcay heyecanlanmak mümkün değil çünkü sahnesi de biz de varız. Torun'la ikimiz de biliyorsunuz. Gerçekten evet, çok bak. İkimiz bak çıkıyoruz. Sonra da sürpriz olacak bana tamam. Sürpriz oldu. evet, Tuğrul evet. Da çok inanılmaz bir çok, çıkış çok. Yaptı geçen sezon. Onun evet. Şeyli konserleri de devam ediyor, yazın da devam etti. 8. sezondayız. Geriye bir 7 yıl üstelik çok önemli bir 7 yıl. İçinde pandemiler var, neler neler var. Hani zor zamanlarda da seyircinin yanında oldunuz. Seyirci de zor zamanlarda sizin yanınızda oldu. Öyle bir gönül birliği de gelişti tabii ister istemez. Ama şeyi merak ediyorum tabii. Bu geçen 7 yılda 8. sezona giderken unutulmazlarınız, işte en çok güldüğünüz, en çok eğlendiğiniz iyi şeyleri hatırlayalım tabii bir taraftan da. Unutulmaz böyle anılar var neler ya, çok var? Var? Çok vardır ama içinden... Benim en unutamadığım şey Joseph K. bizim açılış oyunumuzdu Dastas'ın. Evet. Yani ve inşaat uzadığı için böyle 8 ay gibi bir süre prova yaptık. Ama yine de böyle hani yanımızda biz prova yaparken işte inşaat yapan beyefendinin bir şeyi yapmaya çalışıyorum kesin provayı dediğini. Ve bizim onu bekleyip böyle ezber alırken tamam bekliyoruz adamı kazmaya devam edelim. Tamam şimdi devam edebilirsiniz dediğini hiç unutamıyorum. Çünkü bu yani oyundan çok kısa bir zaman önceydi. Evet. Çok eğlenceli, çok güzel anlardı. Tabii ki yani depremde buradaki yaşananlar da çok evet. Güzeldi. O güç, seyircinin bizi ne kadar benimsediğini, Dastas'ı nasıl bir yer olarak gördüğünü depremde ben yani böyle çok nasıl diyeyim duygusal bir şekilde evet. Fark ettim. Çok hoşuma gitti. Burası inanılmaz bir yerdi. Dastas değil, başka bir birlikteliğin evet. Olduğu bir yer olmuştu. Aslında o sanatın gerçek anlamda, her anlamda iyileştirme gücünü,
değişim evet. gücünü kanıtlayan da bir dönem aynen oldu. Hani sanatın etrafında buluşup başka şeyleri de hı-hı. değiştirme ve o güçle, o birliktelikle birlikte başka yerlere sirayet edişinin de bir kolektif oluşturma bilinci falan. Yani çok etkileyiciydi gerçekten o deprem süreci. Evet. Senin var mı unutulmaz anıların Mert? Vallahi, 7 yıldır neyi... Gerçekten çok çok fazla var. Hani hangi evet. birini çok olunca bazen aklına evet, seçmek gelmiyor. Seçmek zor oluyor. Bir de pat diye sorunca insanın aklına evet, gelmez. Evet, aynen ama yani çok anımız var. Ya benim işte şey mesela gerçekten beni de etkileyen bir şey. İzmir'de yine bir afet olmuştu biliyorsun deprem. Evet, evet. Orada böyle oyundan çıkan seyircilerin buraya hemen gelip işte böyle evden getirdikleri şeyleri buraya bırakma evet. hali beni çok evet. etkilemişti. Böyle kendi kendilerine zaten nereye bırakırız, buraya bırakırız evet, diye. Ne güzel ilk böyle akla sonra gelen da yani. Oyundan çıkıp hemen yapabilecek bir şey var mı, biz ne yaparız filan diye. Burada böyle bir anda o İzmir depremi, üstelik Hatay depreminden de önce. O beni çok etkiledi. Bir de bir gün gerçekten yine burada böyle yıllardır birbirini görmeyen iki arkadaşın karşılaşma ve birbirlerini burada, buranın içinde buluyor olmaları beni çok duygulandırdı. Böyle ya kesin buraya geliyordur ya. O da yani hani böyle şeyleri sever. İşte evet. karşıma burada çıkar diye düşünmüştüm. Böyle karşılaştık ya tamamen bizim oyunlardan ya da başımıza gelecek bir şeyden çok alakasız bir anı ama evet. gerçekten o iki insanın burada birbirlerini buluyor olması ortak. Yani çünkü bizim için Dastas gerçekten ismi böyle hani çok anlamlı bir ismi olmasın. Anlamın içeriği oluştursun. Doğru. Bu yıllar oluştursun diye çıkarttığımız bir yansıma ismi. Evet. Anlamı olmayan bir isim olsa çıktığımız bir şey. Bu anlamın böyle gerçekten ortak ne bileyim beğenilerin bir buluşma noktası, bu arkadaşların birbirini bulabilme gerekçesi olmak. Bunu da böyle fiziki olarak görmek benim böyle hiç unutmayacağım anlardan biri galiba. Ama bir taraftan dediğin çok doğru. Mesela ben buraya girdiğim andan itibaren, Dastas'ın bahçesine girdiğim andan itibaren burada bir mahalle ruhu var. Evet burası bir evet. AVM ya dışı. Tabii. Ama girdiğiniz andan itibaren bir mahalle ruhu, bir kulüp havası, evet, kendini buraya ait hissetme ve sizin sürekli burada olmanız. Yani buraya gelip ben kahve içerken Mert'le karşılaşabiliyorum, Didem'le karşılaşabiliyorum ya da diğer oyuncu arkadaşlarımla karşılaşabiliyorum. Seyirci de aynı şekilde. O yüzden o aradaki tüm hani oyuncuların ulaşılmazlığı vesaire o bariyerleri de aşmış oluyor. O kadar bir bütünlük var gerçekten. Ki. Biz çok aştık gerçekten. Evet. Gerçekten aştık yani seyirciyle evet, evet. aramızda bir bariyer yok. Aksine ya onların yeri burası gibi evet. Çok doğal zaten niye olsun ki de evet. hani. Ama hani öyle inanılır hep öyle şimdiye evet, kadar tabii, gelen tabii. alışkanlık öyle. Bir de tabii şeyi soracağım. Dastas 8. yaşına giriyor. Siz de kaç yaşına geldiniz? Siz de kaç yaşına geldiniz? Hep birlikte yaşlanıyoruz bu bir gerçek. Ama çocuklar da oldu orada. Yani Dastas'ın çocukları da var bir tane. Aynen. Aynen onlar da gelip gidiyor. Aynen. Görüyorum çünkü arada. 4 yaşlarına geliyorlar. Aynen. Ay, en büyük hayalimizdi burada böyle koşsunlar diye. Yani moda sahnesinde de onu yaşadık. Evet. Didem de gerçekten yaşadı. Evet. Oradaki arkadaşlarımızın çocukları şimdi böyle bayağı boylandılar yani böyle. 11 yaşlarına şey falan geldiler. Ya. Şimdi burada işte bizimkiler artık koşuyor. Ya koşmaya geç Alican geçen gelmiş Ayhan'a diyor ki annemin oyununa bilet satacağım kalk diyor. Ben aferin oğlum böyle yetiştireyim evet. Hep benim oyunlarım. Gişeyi bile. Gişeyi bile abi. Kasaya da benim kızı koyalım diyoruz. Çok güzel. Birden Titus'u hatırlattılar. <aynen. gülüyor> İşte o oyunlar nasıl yazıyor biliyoruz. Evet, evet. Hmm. evet çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Ne evet. kadar güzel yine hareketli, bol eğlenceli. Ama ben şimdiden o gazino fikri beni acayip heyecanlandırdı. Evet. Yani tüm konserler, tüm işte oyunlar çok güzel ama niyeyse hani böyle eskiye duyduğumuz özlemden dolayı o birlikte olma, birlikte aynı duyguda buluşma özlemim beni oldukça etkiledi bu kesinlikle. Söylediğiniz birlikte şeyden. Birlikte şarkı söyleyebilmek, evet. birlikte eğlenebilmek çok önemli. O olunca her şeyi yapabiliyorsun. Eller havaya yapabiliyor muyuz? Tabii tabii. Tabii. Evet, tamam peki. Artık konsept belli ki senin ilk aynen, de gösteriyor. Aynen öyle beraber yani. Olacak. O gazinoda ilk programda birlikte olacağız. Evet lütfen. Gördüğünüz gibi söylediğim her şey oldu. Tabii istediğim gibi. Ama şeyi özlüyorum ya ben İzmirliyim. İzmir fuarında gazino diye ya, bir şey var. Benim biz... babam orada çıkardı ben de gelirdim işte böyle bir gazino. Bir de böyle hani bahçeler olurdu evet. böyle insanlar tabii, oraya otururlardı. Aynen falan. Öyle.
Bira bahçeleri. Bira bahçeleri vardır. Aceleniz var biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü birazdan premier başlayacak. Nikah gelecek arkadaşlarınızı karşılayacaksınız. Hem bütün oyunların gişesi bol olsun. Yeni sezon ve bundan sonraki tüm sezonlar çok güzel olsun. Gazino'da görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, bugün Ayna oyununun, Ayna'nın premieri öncesi. Evet, bir nikah var orada. Onu da zaten biraz anlatmaya çalıştık. Dastas'ın 8. sezonu da evet bugün başlıyordu. Ona da tanıklık etti. Her yıl olduğu gibi. Bol bol gelin Dastas'a, çıkın çıkın gelin. Didem'in de dediği gibi ne zaman gelseniz zaten burada mutlaka izleyecek bir şey bulursunuz. Hatta gazino bile var yeni sezonda.